Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, nefs namaza düşmandır. Namaz vakti girince hemen namazı kılmalı, başka şeylerle uğraşmamalı. Çünkü namaza mani olan işte hayır yoktur. Namaz dinin direğidir. Namaz kılan dinini kurtarır. Terk edense dinini yıkmış olur. Ehl-i sünnet alimleri en büyük günah namaz kılmamaktır buyuruyorlar. Allah-u Teala nefse düşmandır. Nefs de namaza düşmandır. Namaz kılanın nefsi feryat eder. Nefsi namaz kılma diye ısrar eder. Bıraktıramazsa bu sefer bozdurmaya uğraşır. Rekatları şaşırtır. Kulun Allah'a en yakın olduğu an, secdede olduğu zamandır hadisi şerifi gösteriyor ki, namazdayken insan Allah-u Teala'ya yakın olduğu gibi, secdede ise daha yakın oluyor. Buradaki yakınlık, Allah'ın sevgisine ve rızasına kavuşmak demektir. Büyük zatlar, cephede kırılan namazın sevabı, Kâbe-i Muazzama'da, Medine-i Münevvere'de kırılan namazdan daha sevaptır. Dinimize hizmet edenlerin kıldığı namaz, cephede kırılan namazdır buyuruyorlar. İnsan namazı tek başına kılarsa 1, evde cemaatle kılarsa 27, camide cemaatle kılarsa 50, büyük camide kılarsa 500, Mescid-i Aksa'da kılarsa 5000, Mescid-i Nebevi'de kılarsa 50.000 ve Mescid-i Haram'da kılarsa 100.000 misli sevap kazanır ama cephede kılarsa 700.000 misli sevap kazanır. Cephe sadece savaş yeri değildir. Dinimize hizmet edilen her yer cephedir. Bu cephe zaruretsiz terk edilemez. Farzların yanında nafileler, deniz yanında damla kadar bile değildir. Her an cephede olduğunun şuuruyla hizmet edenlerin ecri elbette daha çok olur. Çocuklarımızı yanımızdan ayırmamalı. Onların hem abisi hem babası olmalı. Onları iyi yerlere götürmeli. Namazın önemini onlara anlatmalı. Çünkü evladın yaptığı her şey ana babaya misliyle yazılır. İyilik yapıyorsa iyilik, kötülük yapıyorsa kötülük yazılır. Çocukların kalplerini dünya işleriyle karartmamalı, oyuna fazla vakit ayırmamalı, onlara büyük zatların sevgisini vermeli, ilmihal bilgilerini ve Kur'an-ı Kerim'i mutlaka öğretmeli. Çocuğuna Kur'an-ı Kerim okutan ana babaya çok sevap yazılır. Çocuk daha elif harfini okuduğu zaman babasına oğlun bugün Kur'an-ı Kerim'den bir harf öğrendi diye berat götürülür. Babası Kâbe'yi ziyaret sevabı alır. Vefat etmişse cennete gider. Müslüman için her gün bir iyi bir de kötü haber vardır. Kötü haber ömrümüzden bir gün daha eksilmesidir. Geçen zaman bir daha geri gelmez. İyi haber de her gün bir günlük daha fazla ibadet edilmiş ve namaz kılınmış olmasıdır. İki arkadaştan biri şehit olur. Diğeri de 6 sene sonra vefat eder. Fakat şehit olandan daha büyük nimetlere kavuşur. Melekler merak edip hikmetini sorarlar. Allahü Teala da daha sonra vefat edenin 6 yıl daha fazla namaz kıldığını ve 6 defa Ramazan ayında oruç tuttuğunu bildirir. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri, dünyanın bir saati, kıyametin 1000 senesinden daha iyidir. Zira bu bir saatte salih, makbul bir amel işlenebilir ama o 1000 senede bir şey yapılamaz buyurdu. Burada defter açıktır. Bir defa Allah demekle terazi değişebilir. Orada 1000 defa dense de hiçbir şey fark etmez çünkü defter kapanmıştır. 5 vakit namaz kılan çok şanslıdır. Allahü Teala'nın her çeşit kusurumuza rağmen bizi huzuruna kabul etmesi, bizi sevdiğine alamettir. Namaz günahları temizleyen bir su gibidir. Günahlarından dolayı tövbe etmek her Müslümana farzdır. Tövbeyi geciktirmek caiz değildir. O günahı işlemekten daha büyük günahtır. Tövbe etmek herkese farzdır. Allahü Teala'ya şükretmek, onu anmak, ondan korkmak da farzdır. Çünkü Allahü Teala'nın nimetleri, ihsanları her an gelmektedir. Mesela kısa bir müddet için nefes alıp verme nimetini insanlardan almış olsaydı hepsi ölürdü.
Öyleyse nimete kavuşan kimseye o nimeti verenden gafil ve habersiz olması, ondan başkasıyla meşgul olması asla yakışmaz. Bunun içinde pişman olmak, ondan özür dilemek, onun beğendiği işlere devam etmek ve onu hatırlamak lazımdır. İşte namaz onu hatırlamaya sebep oluyor. Allahü Teala 5 vakit namazı farz kıldı. Kullarının bu namazları kılarken kendisini anmalarını ve kulluk vazifelerini yerine getirmelerini, 5 vakit namazın dışında kendisinden gafil olmalarına, kendisini unutmalarına kefaret yapar. Yani gaflet suçunu affeder. Eğer bir mümin 5 vakit namaz kılarsa, namaz aralarında da namazı düşündüğü için, mesela sabah namazına kalkmayı düşünerek uyuduğu için, bazen gaflete düşse bile 24 saat Allahü Teala'yı zikretmiş sayılır. Namazın ne kadar büyük nimet olduğu buradan da anlaşılır.